Sayın Başkan, son olarak bir Sedat Peker meselesi var. Bir taraf iddiaların kesinlikle araştırılması gerektiğini iddia ederken bir tarafta mafya liderinin sözüyle mi hareket edeceğiz diyor. Burada Büyük Birlik Partisi olarak işte Genel Başkan Yardımcısı olarak Sedat Peker meselesine nasıl bakıyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Erkan Bey, biz Büyük Birlik Partisi olarak ve Büyük Birlik Partisi'nin kurumsal yapısını temsil eden Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla biz bu konuya şöyle yaklaşıyoruz. Biz ne diyoruz ki bir kabadayının sözüyle mi hareket edelim, ne de diyoruz ki bunlar araştırılsın. Bunlar ifrat tefrit noktadaki şeyler. Bizim düşüncelerimiz, bu hadiseye bakışımız şöyle. Biz oğluna mektup yazarken devletin mumunu söndürüp kuşağının arasından kendi mumunu çıkartaraktan oğlu Abdullah'a mektubu kendi şahsına ait olan mumun ışığında yazan Hazreti Ömer hikayeleriyle büyümüş bir neslin bir tanesiyim ben. Büyümüş bir dava inancının içerisinde yetişmiş bir insanım ben. Kolumdan tutan sahabeye bu gömlek 2 metrelik kumaştan çıkıyor. 2 metrelik kumaştan gömlek çıkıyorken ve herkese 1 metre kumaş düşüyorken sen nasıl 2 metrelik kumaşı aldın da üzerine gömlek yaptırdın diye Ömer diyen, başka bir hitap cümlesi yok. Sayın Cumhurbaşkanı demiyor, Sayın Başbakan demiyor, Sayın Ordu Komutanı demiyor, Sayın Halife Ömer demiyor, Ömer Hazretleri demiyor, Ömer diyor. Ömer'in kolundan tutuyor. Nasıl aldın bu gömleği? Nasıl diktirdin? 2 metre kumaştan düşüyor. Herkese 1 metre kumaş düştü deyince oğlum Abdullah'ı çağırın. Şeffaflığında olan Hazreti Ömer'in kıssalarıyla büyüdük biz. Dolayısıyla minberde hutbe okurken Hazreti Ömer ben günün birinde yanlış yaparsam bana ne yaparsınız? Ey kutlu peygamberin kutlu sahabesi diye bir soru sorduğunda caminin içerisindeki cemaatten sahabenin güzel insanlardan bir tanesinin kılıcını çekerekten seni bununla düzeltirim demesi sonrasında oturduğu yere çöküp Rabbine şükreden Hazreti Ömer'in kıssalarıyla büyümüş insanlarız. Ben bu kıssaları ilk defa Şevki Yılmaz hocadan dinledim. Şevki Yılmaz ki bugünkü muhafazakar iktidarın fikir babalarından bir tanesi. Ve ben bu kıssaları dinliyorken gözlerim yaşararaktan, tüylerim diken diken olaraktan dinlemiş bir kardeşinizi. Şimdi bakın Erkan Bey, bu kıssaları dinleyen, bu kıssalarla kendisine hareket ve dava şuuru çizen bir insanın bir yerde şuyu vukuundan beter bir davranışla adının anılması durumunda söylenecek olan sözlere araştırılsın, sözlerini araştırılmasın diyerekten cevap verecek değilim. Asla, kesinlikle bir yerde bir yanlışlık varsa, bir yerde bir kul hakkı varsa, bir yerde miri malı varsa, vakıf malı varsa, tüy bitmemiş yetimin hakkı varsa ve birileri de bu haklara tasallut edildiğini söylüyorsa ben kesinlikle bunların araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bizler ölümlü varlıklarız. Ben 45 yaşındayım, 46 yaşındayım. Kaç dakika daha yaşayacağımı bilmiyorum. Kaç saat, kaç gün, kaç yıl, kaç hafta yaşayacağımı bilmiyorum. Sen... Rabbimin huzuruna çıktığımda Erkan Bey, adam gibi hesap verecek şekilde yaşamak istiyorum. Efendim, hünkârım, ben mümkün olduğunca kul hakkı yemedim. Devletin malına tasallut etmedim. Yan gözle bakmadım ve baktırmadım şuurunda hareket edeceğim ve hareket etmeliyim. Şuurunda ve düsturunda olan bir insanın. Bu şuurda ve düsturda olan bir insanın, evet, kendisiyle ilgili bir takım şuyu vukuundan beter davranışlar ve sözler sarf edilmesi durumunda elbette ki kafamızı bir tarafa çevirmeye taraf değiliz. Bir kabadayının sözüyle ne olduğunu bilmediğimiz, kiminle nasıl girift ilişkiler içerisinde bulunduğunu bilmediğimiz bir adamcağızın sözüyle hareket etmeyi doğru bulmuyorum. Devlette devamlılık esastır. Devletteki makamın şahsı manevisi esastır. Aldığımız ocak terbiyesi ve aldığımız devlet terbiyesi bizim böyle konuşmamızı gerektirir. Ama bir yerde bir kul hakkı varsa, bir yerde bir namussuzluk, haksızlık, garibanın, yokun, fakirin, fukaranın hakkına tasallut etmek varsa kesinlikle de bunun araştırılması gerektiğini, bunun hesabının verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sorun şu, biz hesabımızı herhangi bir cumhurbaşkanına, herhangi bir başbakana, herhangi bir bakana göre kendimizi ayarlamıyoruz. Biz hesabımızı yarın toprağın altına girdiğimizde hesap vereceğimiz ulu hünkâra göre ayarlıyoruz ve ayarlayacağız. Evet. Dün de öyleydi, bugün de öyle, yarın da öyle olacak Allah'ın izniyle. Evet. Sorunuza yeterli cevap verebildim mi bilmiyorum. Evet.